Video Etkisi kanalından herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere Android'de 2 dakikada geri dönüşüm kutusu eklemeyi göstereceğim. Şimdi daha önce sildiğiniz bir video, fotoğraf, herhangi bir dosya olabilir. Ne olursa olsun arkadaşlar, bu program sizin daha önce sildiğiniz, şu an bu telefonunuzda bulamadığınız programların, dosyaların, resim videoların, müziklerin yaklaşık %95'ini geri getiriyor. Arkadaşlar 2-3 yıl önce sildiğim dosyaları, resimleri bile buldum. Şimdi şöyle, bu hangi türlü dosyaları destekliyor derseniz, ilk önce programımızın adı arkadaşlar şu Dumpster uygulaması. Hangi tür dosyaları bu program destekliyor derseniz, Dumpster uygulamasını öncelikle indireceğiz. Uygulama linklerini videonun altına ben koyacağım, ama siz de nasıl indireceğim diyorsanız arkadaşlar Google Play Store'a girip Dumpster yazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle Dumpster. Ya Dumpster yazdıktan sonra uygulamamız şu. Dumpster geri dönüşüm kutusu. Şu uygulamadır kendileri. Dumpster uygulaması birçok farklısından içeriği geri dönüşüm kutusunda tutma ve istendiğinde kurtarma seçeneklerini bize sunuyor. Yani daha önceden de yüklemeseniz dahi bu program sizlere o dosyaları bulup geri getiriyor arkadaşlar. İstendiğinde kurtarma seçeneği veriyor. Uygulamada PDF, zip, mp3 gibi tüm dosya türleri, destekleri bulunuyor. Silinen dosyalar dumpster üzerinde tutuluyor ve istendiği zaman da tamamen silebiliyorsunuz. Bunun için uygulamayı açmanız, istediğiniz dosyaları seçmeniz veya restore veya delete komutuna basmanız yeterli. Şimdi arkadaşlar, bu uygulamanın yapısı bazı açılardan Windows'un geri dönüşüm kutusundan bile işlevsel oluyor. Dumpster uygulamasında bazı dosya türleri için koruma sağlayabildiğiniz gibi bazı türler için de doğrudan silinme seçeneğini de aktif etmeniz mümkün. Ayrıca kendi kendini temizleme süresi belirleyerek belirli periyotlarda kutunun otomatik olarak temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Ücretsiz olan uygulamanın bir de premium sürümü bulunuyor. Bu sürümde bulut tabanlı yedekleme yapma ve reklamsız arayüz özellikleri bulunuyor. Şimdi arkadaşlar, programı Google Market Play Store'a girip indirdiğinizi düşünerek ben şimdi şuradan Play Store'umu kapatayım. Şöyle masaüstüne ben yüklemiştim sizler için arkadaşlar Dumpster. Şimdi Dumpster'a bir tıklayayım. Program açılsın. İşletimimin biraz yavaş olduğu için bu arada ben konuşmaya devam edeceğim. Arkadaşlar, bu programın iki sürümü var. Dediğim gibi bir paralı sürümü, bir de ücretsiz sürümü. Siz bu uygulamayı indirip Google Play Store'den açtığınızda karşınıza işte pro sürüm ya da ücretsiz sürüm gibi şeyler çıkıyor. Bakın, gördüğünüz gibi bir pro gibi başla diyerek çöp kutusu her iki özellikle de var. Yani premium paralı olan, temelde ücretsiz olan. Yani premium'da olup da temelde olmayan yedekleme, parola ve reklam yok. Bunun dışında temelde temalar var, galeri kurtarma ve çöp kutusu var. Bunları kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar, programımız açıldıktan sonra şu aşağıda gördüğünüz ücretsiz denemeye başla dedikten sonra program size bir ödeme yöntemi ekleyin diyor. Bundan hiç korkmanıza gerek yok arkadaşlar. Hemen bir sanal kart açıp buraya sanal kartınıza 1 TL limit belirleyip ödeme yönteminizi buraya ekleyebilirsiniz. Daha sonra uygulamanızın ücretsiz sürümü başlayacaktır arkadaşlar. Program sizin çoğu şeyinizi buluyor, getiriyor. Bakın, ben şu an sizlere göstermek için açtığımda kredi kartı eklemeseniz bile o ekranı kapattığınızda gördüğünüz gibi direkt programın kendi sayfası geliyor. Ama reklamla birlikte geliyor tabi. Siz buradan videoyu atla deyip kapattığınızda uygulamaya geri dönüp ücretsiz özelliklerinden faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani illa hani kredi kartı eklemesem olur mu olmaz mı demenize gerek yok. Buradan buna izin ver diyorsunuz ve buradan arkadaşlar şimdi derin tarama başlat dediğiniz zaman artık bazı şeyler başlamış oluyor. Video Etkisi kanalından şimdilik bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.